Malumunuz, yüce mürşidimiz ve üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerinin mutat olarak yapmış oldukları sohbetleri hanım hoca kardeşlerimiz 90'lı yıllarda yazarak cem etmişlerdi. Evvela ilk olarak bu mühim hizmeti gördüklerinden dolayı ümmeti merhuma adına kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. Saniyen ikinci olarak da şunu ifade etmek isteriz ki, gerek Efendi Hazretlerimizin süratli konuşması, gerek hanım kardeşlerimizin yazmaya yetişememesi, gerekse Efendi Hazretlerimizin telaffuz ettiği bazı kelimeleri doğru anlayamayanları nedeniyle sohbetlerin fotokopilerinde azim hatalar vaki olmuştur. Elbette ki bunda bir kasıt yoktur ama okuyan insanların yanlış anlaması kaçınılmaz olduğu için bunları düzenlemek de aynı şekilde zaruri olmuştur. İşte bu saadette Ahıska Yayın Evi bu işi üstlenip çalışmayı belli bir kıvama getirdikten sonra neşre hazırlanmasını bu fakir kardeşinize tevdi ettiler. Ben de Şeyhimiz Mahmud Efendi Kusasirru Hazretleri'nin "Ahmet benim adıma çıkacak, hiçbir kitap sen görmeden basılmasın" sözünü yerine getirmek üzere elimden geldiğince gayret ederek sizlere bu eseri arz etmiş bulunmaktayım. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi. Efendi Hazretlerimizin el yazılma sohbetleri çıktı. Buna da gayret ettim. Birinci cilt, 10 cilt olacak. El yazma şu demek, hanım kardeşler 90'lı yıllarda sohbetlerini dinlediler, dinlediler ve elleriyle yazdılar. Kasete aldırmadığı için o dönemde. Bütün her hadisleri, rivayetleri, kaynaklarını bulduk. Efendi Hazretleri'nin bazı kelimeleri zor manalı, Osmanlıca, Farsça, onlara parantez açıp kelimelerini hiç değiştirmeden 10 ciltte hazırlanıyor. Şu anda 2. cilde hazırlıyoruz. Bunu okurken kendinizi Efendi Hazretleri'nin sohbetinde önünde yüzüne bakarken dinliyor gibi o havaya gireceğiniz, o feyzi bulacağınız, o yani ne diyelim atmosferi yaşayacağınız kaçınılmaz. Ama tabii Efendi'nin sesiyle bir sohbetinde bulunanlar için bu geçerlidir. Bulunmayanlar o havayı teneffüs edemez. Bundan çok feyiz alırsınız inşallah. Allah 10 cildi de bitirmeyi nasip müyesser eylesin.